Dikkat! Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. 4K özel videolarımız her cumartesi ve salı günleri yayınlanmaya devam edecektir. Şu an izlediğiniz videolar günlük olayları cep telefonu ile çekip vlog olarak sunulmasıdır. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün hava burada böyle yağmurlu. Şöyle bir havayı göstermeye çalışayım. Kapalı bir hava var. Şimdi bugün bakkala giderek günümüz başlıyor. Müjo gelecek Koca Usta'yla. Koca Usta'yı nihayet bir araziye sokuyoruz. Ve arazideki çalışmalar ufak ufak başlıyor. İlerleyen videolarda çok eğlenceli şeyler olacak diye düşünüyorum. Gimbal yok, o yüzden telefon biraz titriyor olabilir. Kusura bakmayın. Gimbalımız da bozuldu. Evet, burada bu arada bu ekmekler süper arkadaşlar. Reklam gibi olacak ama Sis Dağ fırını ekmeği gerçekten 10 numara ekmeği var. Evet, köy bakkalı genelde pahalı oluyor. O yüzden ana alışverişimizi köy bakkalından yapmıyoruz. Ekmek mekmek gibi şeyler alıyoruz ama burada bir zeytin var arkadaşlar. Bir yiyen pişman, bir de yemeyen siyah zeytin. Ben hayatımda bu kadar güzel siyah zeytin yemedim. Böyle gelen misafirler falan da zeytini hep yediği zaman çok beğeniyor. O yüzden bakkaldan aldığımız ekmek ve zeytin. Evet, horoz, kümes birazdan bitecek. Birkaç gün sonra, daha değil. Kümesimiz de şu an olduğu gibi duruyor. Biraz yılbaşından sonraya kaldı. Ona bir çatı alacağız çünkü. Ben sadece arkasına şöyle bir poşet geçirdim. Çünkü buradaki bazı malzemeler kontrplaktı. Şu an daha çatı gelmediği için ıslanıp bozulmasın diye. Oy, yine çok iş var. Kargolar var. Videolar var. Sevgi köyünün işleri başlıyor. Böyle bıkkın gibi zannetmeyin. Hoşumuza gidiyor bizim bu tempoda olmak. Çünkü insan boşta kaldığı zaman başka şeylere sarıyor. Boşta kaldığı zaman mutsuz oluyor. İşleyen demir ışıldar demişler. Böyle çok iş güzel. Sadece yorucu. Mücolar geldi. Ne kaseti? Kaseti çok. Çok, sen niye bizi araştırıyorsun? Koş duruyorsun. Koca usta hoş geldin. Sen şimdi demedin bana kazık aldım diye. Ne zaman? Şimdi. Koca usta, hoş geldin Mücü. Var ya. O monta çok, geçmişsin çok artık sende. Al bir tane 15 sene önce bir mont vardı yukarıda. Çok büyük geliyordu bana. Babama babasından kalmış. Dede yadigarı. Peki güzel. Masa yapacaksın değil mi? He? Kaç tane masa yapacaksın? Kaç tane istersen. Koca usta bir tane de büyük kümes. Büyük kümes var. Kümesi gördüm, kümesi ben yaptım ikisini. Tamam, bir tane ondan. Baktım çocuk. Hediye. Hediye, ona da hediye. Reklama karşı bir hediye sözü verir misin? Dedi kaç para dedi. Dedim yaşın kaç? Yaşın 12 mi dedim. Dedim yaşın tutmuyor, para istemiyor. Ortalık oldu. Koca usta benim 35. Sanki. Ha, senin de 5 senem var. Koca usta, benim kümesimi nasıl buldun? Ha? Biraz amatör işi tabii de. Güzel güzel. Yumurtalık yerim bu. Evet abi. Yılların ya şimdi ben koca usta için. Üstüne istemedik koca usta. Koca koyduğumuzda böyle su almasın diye normalde şunlar yapılır. Şöyle. Yağmur yağar ya, kontur plağı dedim, yağmur gelmesin. Ben onu yanlış yaptım başta. Evet. Neresi koca usta? Ben düz yaptım, orası meyilli olsa. Usta, ben çatıyı şöyle uzun tuttum. O olsun, gene çatıyı alır, olmaz. Ben çatıyı şöyle biraz daha uzatacağım. Olmuş mu gene? Şöyle iki tane şey. Şurası 8-10 santim, burası sıfır bir şey çakılırsa. Evet, daha güzel olur. Yukarıya alabilirim. Yukarıya alabilirim, böyle meyilli olur. Değil mi? Bir tek şunları yukarı alsam evet. Olur o zaman. Ya bu şey yapacağımıza göre. Niye meyil? El testeresiyle kesiyorum.
Yağmur falan yağdığı zaman akması için herhalde değil mi usta? Tabii bu üstüne yağmur var hiç. İşte şu çatı dedim korur. Bu mantıkla yapmıştım. Bakmadan yaptığım için sonradan gördüm eğimli yapıyorlarmış. Ama fena değil değil mi usta? İyi olur. Beğendin mi koca usta? Güzel. He? Yumurtlar mı tavuklar? Tabii yumurta. Bir buraya parçacaksan işte. Koca usta. Koca usta fikirlerini. Şey atacak, şöyle 3-4 parmak tartacaklaksın. Buraya ot koydun ya. Ha şunu çakmıştım. Üstüne bir tane daha mı çekeyim? Yanlamasına çekeyim. Yan çekeyim. Yan. Böyle tamam. Dikine. Tamam. Buralara yumurta olmaz. Ot koyacaksın. Hı hı. Ot da dışarı çıkmaması için bir set olacak. Hı hı. Otun içinde olur. Tamam. Kurtuluş yatarsa otun içinde yatar. Tamam. Aa Mahmut abi gelmiş. Mahmut abi geldi mi? Laminatları gördüm. Laminatları getirdim. Ya çekmeyi unuttum Mahmut abiyi. Mahmut abi selamlar. Mahmut abi selam. Yani şunları da usta tahtam bitti yetmediği için bunları kullandım. Abi dün de Emel abla geldi. Evet dün de Emel abla gelmiş. Dükkana gelmiş. Senin oraya mı gelip buldular? Evet. Ya ben hiç ilgilenemedim Emel ablalarla. Filiz gene konuştu da. Ben yukarıda video yetiştiriyordum, o şarkı söyleme videosunu yetiştiriyordum değil mi? Abi şimdi bu elimizdeki bu senin kasıtları götürelim oraya. Koca usta iple çevirelim dedi. Sonrasında size her bir çevir için kaç tane? Koca usta hortum terazi getiririz. Şimdi bir yerini bir belirleyelim. Sen de ki kaç tane şey lazım? Kazık. Bende kazık var dedi. Bende de kazıklar benden dedi. Bir yerlerini belirleyelim. Tamam. Ondan sonra da artık start çalışmaya arkadaşlar. Başlayalım. Yiyorum diye taşımıyorum sanmayın arkadaşlar. Valla mücunun arabasına her şey sığıyor ya. Kamera çok yakıyor ya abi. Kamera çok yaktığı için bununla her şeyi götürüyorum diyorsun. 10 kilometre yaptırmayız. Tam benzin fiyatları bu kazıklardan pek bir farkı kalmadı değil mi Mücü? Nasıl abi? Artan benzin fiyatlarının diyorum elinde tuttuğun kazıklardan pek bir farkı kalmadı. Ben de şey düşünüyordum. Kameramanlık güzelmiş bunları izlerken. Şey, Koca Usta'yla bizim bir İstanbul maceramız var. Şey yapmaya gittik oraya. Kaçıncı kata be Koca Usta? Dördüncü kata. Veranda yapmaya gittik ama kaçak. İstanbul zabıtası bastı. Yapıyı durdurdu. Baskın yedik hocamda. Hep macera diyorsun. Şikayetler ya. Evet. Geldik bakalım. Kazıkları çakacak mıyız şu anda yoksa? Yok yok. Şimdi kazıkların yerlerini belirleyeceğiz. Koca usta da kalan kazıkları ayarlayacak bize. İple bir etrafını... İpimiz var mı? Aldım, getirdim abi. Bu direkler de bizim eski evde biliyorsunuz babam dışarı kaçmasın diye bir tel çekmiştik. Bahçeyi ikiye bölmüştük aslında. Orada kullandığımız direkler. Hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz, hiçbir şeyi bırakmıyoruz. Her şeyi tekrar kullanıyoruz. Şimdi Sevgi Köyü'nün ilk evinin temelinde yer alacaklar. Bunlar kestane ağacından, o yüzden çürümüyor. Çok sağlam bir ağaç. Ev orada ya. Burada bir böyle gelip oturacaksın, bir yemek yiyeceksin, bir masa olacak içinde gibi. 5'e 5 bir yer olacak. 2 4 metre. Bir dikdörtgen gibi usta. 4'e 5. 4'e 5 bir yer olacak, evet. Ya bunu ip tutmaz mı? Hoca usta, tut.
bu alan böyle olacak işte. Alanı belirleyelim. Ya düzgün çıta getirseydik ya buraya. Tamam bu ya dursun böyle çıtalarız onu. Tabii koca usta her şeyi en doğru şekilde yapmaya çalışıyor. Ya bir şey yamuk olsun. Ya. Söküyor. Atıyor bütün ağaçları kızıyor. Bir daha tekrardan sıfırdan başlıyor. Beğenmezse. Bizim burası kaç sefer bozulur dedim. Koca usta bir gelir gider. Hani çocuğun da burası yamuk olmuş sekiyor. Bir daha. Sarktı gördün mü? Tamam koca usta. Zaten dikil orada dikil. Biri kamera tutuyor. Biri orada genelde komut veriyor. Bak işte bence o alan platform için gayet yeterli. Burası da olacak üstüne. Bu kadar yüksek olmasına gerek yok işte orası. Ya tamam işte ilk önce onu gömeceğiz. Burayı. Tamam. Kaç yani orada şöyle 4-5 parmak toprağın üstünde dursa yeterli olur. Usta. Yerin dibine ne kadar girecek? 60-70 santim girecek. 80 santim oraya lazım. Ya direkleri bütün gelecek. Tamam bütün de kaç tane direk alalım biz? Şimdi ikisini de bir seferde gelmez lazım. İki tanesini yapalım bir başta. Tabanını. Şimdi onlar 9 metre olanlar. Kaç tane direk yapacağız? 6 tane. Her metreye bir tane mi usta? Yok şimdi 3. Zaten 4 kenara koyduk mu? 4 tane lazım. 4 tane lazım. Ama şu 6 metrenin ortalarına koymamız lazım. Burada bir ortaya koymak lazım herhalde. Şimdi usta biz oraya iki tane direk oluyor değil mi bize? İki tane o telefon direği evet, satın yeter. Alırsak. Yeter. Koca olsun şimdi. Yapsın tabii ya. Üstüne zaten teras diyorlardı korkuluk yapın. Ha. Güzel böyle çay içme yeri. Bizim aşağıdan korkuluk olur mu buraya? Şöyle çok dik olmayan böyle herkesin rahat rahat yukarı çıkabileceği bir şey. Zaten sen en iyisini yaparsın evet. Usta. Yüzüm gülüyor. Sağ olsun koca usta çok yardımcı olacak bize burada. Zaten bir başlasak değil mi? Birden hızlıca yol alacağız. Başladın mı tabii? Başladın mı biter. Yerinin bir platformunu yapalım biz bir an önce. Bunlar normal olur. Biz de işimize başlayalım çünkü. Platform olduktan sonra bir daha evi çıkmaya başlayacağız. O sırada da ustam sen kümesimizi yaparsın biz evi çıkarken. Kümes olur ya. Kümes. Onu. Evet. Ya çok hoşuma gidiyor buradan şu aşağıdaki göletin manzarası. Burada güzel yemek yerimiz olacak. Dostlarımızla, misafirlerimizle güzel anlar paylaştığımız. Koca ustayla çok fazla şey konuştuk ama hepsini buradan vermiyorum size. Çünkü sürprizler, güzel şeyler de var. Ama bu 15 gün içinde burada artık inşaatımız başlıyor. İnşaat başlayınca da videolar biraz renklenecektir bu inşaat konusunda. Çünkü kümes yapılacak, dom ev yapılacak, platform yapılacak, yan tarafa merdiven yapılacak. O ortadaki taş evin üstüne sonra ikinci ev başlanacak. Ahırı var, şeyi var. Bayağı işimiz var. Çok mu güzel? Sen abi. Kocası da gel. Ha? Gel seni de görmek istiyorum. Beni de mi? Hı. Nereye görmek istiyorsun beni? Bak buradayız usta. Şimdi bu kamera çekiyor he? Bak, şu an çekiyoruz da. Televizyonda çıkacağım Koca Usta. İnşallah. Tüm yapım süreçlerini de çekeceğiz usta. Evet ne yiyoruz bugün? Aldığım patateslerden bazıları çok büyük. Tam kumpirlik. Yok, kumpiri düşünerek aldım zaten onları. Kumpir yapalım. Yani kumpir yaparız. Hem de sobamızda. Bu olur mu? Olur niye olmasın? Biraz şey ya. Olur olur. Onları bir yıkarız şimdi. Yıkayacağım tabii. Biz kaç tane yapalım? 3 tane yapalım. 3 tane. Sen 4 tane yapalım. Biri çürük mürük çıkar. 4 tane pişirelim her şekilde yeriz. Aynen. Patatesler pişerken de içerisine koyacağımız şeyleri hazırlayayım. Ne istersin? Kısır. Ben sosis kısır başka bir şey bilmiyorum içinde. Kısır için çok fazla seçiyorum da olan malzemeyle. Salçalı bulgur işte. Salçalı bulgur. Valla ne varsa onunla yapıyoruz. Ne yapalım? Burada pazar bile kurulmuyor zaten. Yani niye bilmiyorum ama burada pazar yok. Sadece böyle bir kamyonun arkasına birkaç sebze getiriliyor. Yani pazar dedikleri yer 5 metre. Evet evet ya bir kamyon kasası kadar yani. Hani, o birazcık da bir tezgah koyuyorlar o kadar. O yüzden çok fazla bir şey olmuyor burada.
Onu da kaçırdık geçen pazar, kurulmadı mı biz mi kaçırdık bilmiyorum. O yüzden sedyelerimiz artık ne varsa onunla yapacağız. Şöyle koyayım, bakın sıcak var mı ama. Sığarlar, ağız sığmayabilirler. Yok sığarlar ya. Evet. Şimdi sen sobaya ver, ben de sobayı ağırlayayım. Kumpir zamanı. Kumpir çok seviyoruz ayrıca. Bir yere fethetmişsin ortalığı. İki dakikada dağıttın. Mia'nın zaten gene bir yaramazlığı var arkadaşlar. Artık evet. Kumpir yedikten sonra... Evet, yemek yerken dağıtlaşırız biraz. Gene. Bakalım. Kız çocuğu dediler... Sakin olur. Yok çocuğun olduğunu anlarsın dediler. Yok evladım varmış. Yok erkek çocuk şey olur, yaramaz olur. Kızlar sakin olur. Dediler ama. Yok. Onlar Mia ile henüz tanışmamışlar tabii. Tokan nerede kızım gene? Mia canavar. Nerede Tokan? Değil mi Mia? Ha? Bak babam bir şey söylüyor. Bak babaya. Değil mi aşkım? Ağdayı da az önce kafasına yapıştırmış annesi, alnını temizledi. Ağda bandı bulmuş bir tane. Tabii yaramazlık bu değil. Keşke bu kadar olsa. Değil mi aşkım benim? Şimdi öyle duruyorsun. Masum masum. Suratını yediğim. Küçük hanım, tatlı olduğunuz kadar da yaramazsınız. Bakıyorum. Harlama yöntemimizde biraz sobamızı harlayalım. Camımız biraz kirlenmiş temiz. Bugün de soba yandı ama bugün soğuktu. İki gündür rastlat dedim. Tamam oldu. Bak şuradan bakarsan içi bayağı alev alev oldu. Üst biraz cam pislendiği için tabii gözükmüyor. Şu an bu bizim patateslerimizi gayet güzel pişirir. Bebek patatesler var. Dinleyin için onlardan da koyalım mı? Patates. Ben koyuyor düşünüyorum açıkçası. Tadı aynı değil mi onların aslında? Filiz çok seviyor. Ben geçen Migros'tan almıştım. Ama ben hiç böyle yemedim ki, ilk kez böyle yiyeceğim. Bize köyden geliyordu. Taş işte bu böyle patatesli ya. Aha, annen yapmıştı bir defa. Tamam. Koy öyle. Adı Mia'nın. Kumpir yaparız ondan onu. Minik kumpir. Yeter bence. Yavaş. Kumpir kumpiri. Tamam. Yavaş. Mia da uzaylı gibi dolaşıyor. Mia'cığım. Filiz toplaya toplaya. Boşluklara. O taş gibiler ama. Hulüm. Şimdi şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. O Mia'nın biliyorsun değil mi? Şu an üstündekilerin hepsi Mia'nın, çorapları hariç. Öpeyim mi elini mi? Öpeyim mi elini mi? Çorabı da çıkmış. Oh be! Ne yaptın lan böyle elini? Çok heyecanlanıyor ya. Hadi doyur bizi. Bekleyeceksin. Kaşarımız var değil mi? Kaşar, tereyağı var. Artık birazcık. Buzluktan da çıkartıyoruz biber mi ben, ne varsa. Bazı soğanımız yok, kuru soğan koyarız. Onun yerine onu koyarız, onun yerine bunu. Sarımsak var mı? Sarımsağın yerine koyabilecek bir şeyimiz yok. Nar ekşisi almadık değil mi? Ben geçen alacaktım, unuttum. Limon ona bak. Limon var ya, şöyle yapacağız. Limonla. Tamam işte, tam salçalı bulgur işte. Ne geçen yazmıştı ya bir yorumu. Ha, ki var? O günkü dop doluydu. Evet, o günkü kısır güzel bir malzemesi falan vardı yani. Maydanoz vardı. Taze soğanı vardı, mısırı vardı, dereotu vardı, kıvırcık vardı, baba, biber vardı. Ha, biber vardı. Baba, ekmek istiyorum. Efendim? Ekmek mi istiyorsun? Şimdi boş ekmek yeme ama bak birazdan kumpir yiyeceğiz. Patates vereceğim sana. Meşhur Yeniköy kumpiri. Bu videodan sonra meşhur olacak. Meşhur diyor. Meşhur. Söyle bakalım meşhur. O ne? Meşhur. Meşhur. Kadıköy. Ay ne Kadıköy? Meşhur. Yeniköy. Tel. Yeniköy. Yeniköy. Kumpiri. Kum.
Meşhur Yeniköy kumpiri. Tabii. Komik. Komik mi? Komik mi ya? Seni gidi yaramaz. Seni gidi. Ah mı ya? Ah mı ya? Ah mı ya? Ah ah mı ya? Ah kız. Ah tatlı olsun. En son kırdığın şeyi birazdan anlatacağız. Neyse ama bir şey oldu. Cana mal gelsin diyoruz. Yakında gelecek bir mal kalmayacak. Arkadaşlar aç biçimde bekliyoruz. Bakalım pişmiş mi? Kontrol bir. Birazcık daha var. Canavar da bağırıyor arkadan. Aç bekleyiş sürüyor arkadaşlar. Acıktık değil mi Filiz? Evet, Murat Deniz karnını doyurdu ama değil mi? Murat Deniz tok. Bakalım son tur. Bence bu sefer oldu. Evet olmuş. Bıçak gayet rahat saplandı. Anneciğim, babacığım. Anneciğim. Mia bak neyi çıkart. Allah aşkına yani. Gerçekten şaka gibi ya. Şimdi son yaramazlığını sona saklıyoruz arkadaşlar. Yani çok söyledik ama harbiden üzüldük gene değil mi? Evet. Neyse canı sağ olsun. Canı sağ olsun. İnşallah kurtlu çıkan olmaz. Şimdi sıcaklığı geçmeden hepsine kaşarla tereyağlarını sürelim. Tuzumuz da buradaydı değil mi? Evet. Bu arada evet. Gayet zengin zeytinlerimiz, sosisimiz, göstereyim. Kaşarımız, mısırımız. Anne, efendim, baba, kaşarımız, sosis, zeytinlerimiz iki çeşit. Yeşil, kısır, mısır. Az ama öz. Patato. Patateslerimiz. Miyacığım ben sana şimdi bebek patates vereceğim. Sadece biraz sabırlı olman gerek. Denizcan gimbal kırık ya şey yapıyor. Titriyor değil mi? Evet. Böyle tam rahat dönmüyor. Zaten çok kaşar var aşkım ya. Bayağı kaşar rendelemiştim. Yeterli. Karıştırırken geleyim. Babacığım. Oh. Çok sıcak. Şimdi birazdan daha güzel olacak tabii. Bıçakla mı yapılması lazım? Çatal daha rahat olmaz mı? Ya hep şeyler bıçakla yapıyor benim gördüğüm kumpirciler. Değil mi? Ortaköy değil mi meşhur? Ortaköy ha. Kumpircide. Ortaköy'de de yemiştik senle kumpir. Evet. Bak bir tanesini şöyle kıvamını gör. Krema gibi oldu. Şöyle ortasında. Bir şey yapsana şöyle bir tekrar hareket ettirsen. Ha, evet. Gayet. Tabii bizim kadar kaşar koymuyorlar. Biz biraz bol. Bizimki evet bol malzemesi. Kaşar koyuyoruz. Şimdi bunda kaşarı ne kadar bolsa o kadar güzel oluyor. Belki ileride bir gün Migros'la bir işbirliği yaparız yani. Geçen çok sağlam bir alışveriş yaptık biliyorsunuz. Aylık tereyağımızı verse yeter değil mi? Ay Murat Deniz coştu. Yine zor şartlarda çekim çocuklar arkadaşlar evet görüyorsunuz. Ya. Ben bir Murat Deniz'e bakayım ya. Sen bak bu da bitti zaten. Evet neli istiyorsun ablam? Ablam mı? Peki. Full karışık istiyorum tabii Deniz. Kısır istiyorum. Efendim söyleyeyim. Mısır istiyorum. Yeşil zeytin istiyorum. Sen yeşil sevmezsin. Siyah seversin. Kısırım bol olabilir mi? Sosisim az olsun ya. Sosu çok sevmiyorum. Salçalı sosis mi? Salçasız sosis mi? Salçalı sosis olsun ama az olsun. Ama az olsun benimki. Evet.
mısır olsun, evet. Sen? Ne? Mısır. Ben mısır istiyorum. Evet, bir de yeşil zeytin. Yanına istiyorsan ayrıca ev yapımı turşu var. Turşu çıkartabilirim. İstiyorsan. Murat! Şunu göstermeni istiyorum. Bak, sanat eseri gibi olmadı mı tam? Evet. Aldığınız bakın, kumpirlerden. Bakın ev yapımı. Mis gibi kumpir. Evet arkadaşlar, bu benim seçimim. Bu da Filiz'in seçimi. Biz şimdi afiyetle yemeklerimizi yiyelim. Videonun birçok yerinde bahsettik tabii. Bir yemeğimizi yiyelim. Sonra size Mia'nın biraz yaramazlığını anlatacağız yine. Hep çok ah, tatlı Mia. Çok tatlı diyorsunuz da. Bana gönderin falan diyorsunuz. Ben bakarım diyorsunuz. Bir görün bakalım, bakar mısınız? Emin misin? Yaramaz. Emin misiniz? Ne kadar masum değil mi? Bak telefonda sıkıştırmış oraya. Zeki'ye bak. Nasıl izliyor? Eliyle tutmamak için. Yöntem yapmış. Zeki ama minik canavarın yaptığı son vukuatı bir gösterelim artık evet. Bence. Bu kız ekranları sevmiyor. Ta. Evet. Ama bunu yaramazlık yapmak için değil. Gerçekten takıldı. Bir dakika, yaramazlık yapmak için değil. Ne yapıyordu? Ayağı kaydı. Yani takıldı daha doğrusu burada bir şeye. Buna tutundu düşerken. Bu üstüne düştü. Şurası da sehpanın köşesine. E tamam aşkım. İşte şuralarda tırmanıyor ediyor ederken ayağı takıldı yani, düştü. Yani bir şey takıldı herhalde. Yani. Öyle bir şey. Canı sağ olsun. Ya artık gibi. Ses çıkıyor. Seste problem yok. Dinleyebiliyoruz. Televizyon dinliyoruz. Televizyon dinleyebiliriz ama izleyemiyoruz. Haberleri dinliyoruz yaşlı amca. Dedeler gibi. Haberleri dinliyoruz daha çok. Ne yapsak bilemedik ya. Yani bir akıl verir misiniz? Hani sizce ne oluyor? Niye bu kadar aksilikler üst üste gelebilir? Gerçekten çok şaşkınız. İki gündür Filiz'le bunu konuşuyoruz. Ya küçük çocuğu olan herkesin evinde bazı aksilikler yaşanıyordur. Yani bazı. Küçük ya da büyük ama... bunun yani nasıl desem sadece Mia'dan da kaynaklı değil. Son bir 5-6 ay içerisinde üst üste çok fazla şey yaşadık. İşte sonuçta kameranın Mia ile bir ilgisi yoktu. Telefona kılıf takılmaması tamamen tesadüftü. O gün normalde kılıfla kullanıyorsun. Evet. Senin telefonun kırılması. Bir gün ya da kılıf en son takmadım. Bu... Bir gün kılıf takmadım. Evet. Ve bir de şu da çekimden var. Sonrasıydı. O da biraz enteresan da geliyor bana. O gün videoda telefonla çektiğimizle ilgili böyle bir şey paylaşmıştık. Nazar hani bakın bunu telefonla çekiyoruz demiştik. O gün telefon kırıldı. Evet. Ne bileyim. Gerçekten kamera çekimine çok böyle önemi kamera çekim çok iyi olduğu gün işte o kahve videosu çekmiştik. Çok güzel bir video izlemeyenler için. Hatta bırakalım bir yere. Gerçekten çok kaliteli önemli bir video olmuştu. Instagram'da esas paylaştık. Evet onu. Herhalde video çekebildiğimiz son gündü en son gündü. Maalesef böyle ya da gimbal mesela onun da Mia ile ilgisi yok. Hı. Hani çocukla ilgili olan şeyler de oldu. Onunla hiç alakası olmayan gimbal, şeyler de oldu. Tripod'da duruyordu. Ya böyle gibi ya sanki rüzgardan. Cinler periler hani geliyor da bir şey yapıyor gibi. Nasıl açıklayabilirim tam bilmiyorum. Gimbal'a koydum. Kilidi var. Hani gimbal ve tripod kullananlar bilir. Koydum, kilidini kilitledim, arkamı döndüm, düştü. Yani şimdi saç tokalarıyla taka taka kullanıyoruz ama o da bir gariplik yapıyor. Az önce sen kullandın, gördün. Gelmiyor, titriyor, evet, yan yapıyor. Yani gimbal'da da bir problem var şimdi. Çocuktan dediğim gibi kaynaklı olan da oldu. Onunla alakası olmayan şeyler de oldu. Fakat bildiğim şey şu ki son 6 ay içerisinde çok fazla elektronikle bozuldu. Alakalı gerçekten çok ciddi problemler yaşadık. Nazar mı artık başka bir şey mi dersiniz bilmiyorum ama eğer öyleyse de bize bir şey olmuyor çok şükür maldan. Hani cana geleceğine mala gelsinler ama bir yandan ama mal da cana. Ama sonra cana geçecek. Evet yani mal da canı, mal bitiyor. Mal da canın yongası bir yandan tabii. Sonuçta yaptığımız işleri bunlarla yapıyoruz. Ya ben şöyle bir şey rica etmek istiyorum sizden. Televizyonun gerçi onlarla bilgisi yok mu? İlk defa bir şey isteyeceğim. Yani açıkçası. Ben sizden bunu çok rica edeceğim. Yani inanan vardır, inanmayan vardır tabii bu ayrı da. Çok fazla sizden de size nazar değiyor diye aslında mesaj geldi, yorum geldi. Bizim yakın çevremizden de çok fazla nazar değiyor size
dendi. Ya bir şöyle nazar duası bilenler bizi okur mu? Belki böyle 10 bin kişinin ne bileyim vallahi okuması işlerler. Valla ben de okuyorum aslında yani. Ben bizimki de okuyorum. Yetmiyor mu? Ben de yapıyorum ama bilmiyorum neden kaynaklanıyor. Yani daha ne yapabiliriz? Bir bu evde hiç şey yapmadık. Yani tütsü falan belki olabilir. Yoksa şey ha. Açıyorum dualarını ben de okuyorum. İşte hani bunun için okunan en çok dualar. Ya gücümüz mü yetmiyor? Ne bileyim. Bilmiyorum. Yani dostlar, inananlar, bilenler şöyle bizi bir nazar için okursa gerçekten çok seviniriz. Kötü şans mı? Nazar mı? Hani sınav mı? Bizim şanssızlığımız mı? Yoksa hani kötü bir enerji mi? Bilemiyorum. Bir şey var yani. Çözemedik biz bu işi gerçekten. Ama artık herhalde. Geçmesi lazım bir şeyleri. Evet. Elektronik hiçbir şey kalmadı bozulmayan benim telefonum dışında. Ya elektronik dediğimizde biliyorsunuz YouTube kanalımızda bile problemler var. Evet. Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Diyecek bir şey bulamıyorum. Böyle biraz işin hemen ruhani boyutuna dönüyoruz. Daha hani bilmiyoruz şundan ne oluyor, kaynaklanıyor. Niye böyle oluyor. Ya ona ben dönüyorum birazcık işin ruhani boyutuna. Çünkü genelde de hani mantıklı bir şeyler söylemeye çalışıyor çevremde birebir de konuştuğum, görüştüğüm insanlar ama bir mantık ben bulamıyorum bu kadar kısa sürede bu kadar talihsiz ben şeyin yaşanmasına. Bulamıyorum. Bana anormal geliyor. Bir vesile oluyor. Tamam Mia bir vesile oluyor işte. Ama yani dediğim gibi hepsi Mia'dan da kaynaklanmıyor ki çocuklar şimdi. Ya Mia yaramaz tamam. Şimdi Mia zaten bir şeyden sorumlu olamaz. Bir şey yaparsa ondan sorumlu. Biz oluruz. Ha yani. Bizim suçumuz oluyor sonuçta. Yok şunu demek istiyorum. Yani hepsinin vesilesi zaten Mia değil yani. Hani evet. Bir şeylere bir şey vesile oluyor ama. Evet arada bir şarjımız bitti. Arada bir Azizli'ye uğradık. Biraz şarj ettik. İşte Mia'yı yatırdık. Murat Deniz zaten horluyor horluyor uyumaya devam ediyor. Yani biraz daha dertleştik Filiz'le. Konuştuk bu arada. Bu arada YouTube hesabımıza da bazı değişiklikler yaptık gene. Profil fotoğrafımızı değiştirdik. Banner resmimizi değiştirdik. Kapak, kapak resmini değiştirdik. Beğeneceğinizi umuyoruz. Böyle daha kendimizin gözüktüğü bir hale soktuk. Bu şey çizgi film çizgi film gibi duran yani çizgi karakter gibi duran o logoyu değiştirdik. Evet, onun orijinal yaptık. Hallerimizi koymuş olduk. İyileştirmeyi her anlamda deniyoruz yani. Hani mevcut imkanlarla her şeyi deniyoruz. Elimizden geldiği kadar yani sürekli en iyisi için kafa yoruyoruz. Ben yineleyeceğim şimdi hatırlamıyorum ilk kayıtta var mıydı yok muydu çünkü kaydın biz konuşmuşuz. Meğer telefon kapanmış. Bir telefon kapanmış bir şey meğerse bir de güncelleme yapmış üstüne. Bizim için dua edin. İlkinde söylemiş miydim şimdi mi? Hani bilmiyorum tekrarlıyorsam da kusura bakmayın. Vaktinde rahmetli anneannem bize hep okurdu. Böyle gerçekten de okuduğu zaman böyle daha farklı bir sanki böyle güç kalkanının içine giriyormuş gibi hissederdim. Bir iki tane ufak hikaye vardı çünkü ben sana anlatmıştım. Böyle anneannem bizim ailemizin telefonla okuyan üfürükçüsüydü. Anneanne beni oku derdin hemen okurdu esnerdi gökyüzüne bak derdi rahmetli. Ama gerçekten üstünüzden bir böyle yük kalkardı. O an bir problem varsa o çözülürdü. Belki biz çok inandığımız için evet, öyleydi. Evet inanmakla da ilgili tam, bilemiyorum ama o bize bir güven veriyordu, güç veriyordu. Şimdi siz varsınız sevgili dostlar. Murat Deniz'de doğumda onun gücünü hissettik. Hissettik değil mi? Orada çok evet, hissettik. Evet inşallah. Yani ben o ferahlamayı hissetmiştim. Bana çok iyi gelmişti. Şimdi çok kocaman kalabalık bir aileyiz. Şu zor zamanlarda. Sizlerin güzel enerjisiyle, duasıyla yine çıkabiliriz, yine toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Biz şu YouTube hikayesi başlamadan önce her şeyi kendimiz yaptık. Değil mi? Ne kimseden bir destek gördük, ne bir yardım aldık. Bir Murat abi vardır diyebilirim. Bize hem manevi hem maddi destek olan. Her şeyi kendimiz yapmaya alışkınız. Ama şu an içinde bulunduğumuz bu enerjisel durum mu, şanssızlık mı, artık sınav mı, kader mi, buna ne derseniz bu bizi biraz yormaya başladı. Evet. Sadece bundan bir an önce çıkmak istiyoruz. Çok hırpaladı bu süreç. Yani dediğim gibi herkes, yani tüm çocuklu aileler bilir yani hani çocukların küçük olduğu dönemde bu tip aksaklıklar yaşanıyor. Sıkıntılar yaşanabiliyor ama ben bunun daha farklı bir şey olduğuna inandım çok fazla. Ben de çünkü inandırdı bunun, ya da. Çünkü bu çok kısa sürede çok üst üste geliyor yani. Hani şey şimdi var. Şimdi de mesela ya bu çok saçma gelecek de mesela. Mesela çok farklı bir şey yaptığımızda oluyor bu. Mesela atıyorum
Evet, şarkı söyledik evet. Ya mesela. Ertesi evet, gün televizyon, işte televizyon gitti mesela. Yani o akşam televizyon gitti hatta ilerleyen saatlerde. Yani böyle bir inancım da yok aslında. Yani işte güzel bir şey yaptık. Yani kesin yine bir şey olacak. Ya da çok güldük kesin ama ağlayacağız üst falan. Insan... Böyle inançlarım yoktur yani. Böyle kilitlerim yoktur kendime koydum ama artık bu çok tekerrür edince olabilir mi diye düşünüyor insan. Yani nazar ve kötü enerjiye ben inanıyorum çünkü. Bir şekilde de maruz kaldığımızı düşünüyorum. Bilmiyorum bundan nasıl çıkacağımı bulamıyorum. Yani dua ediyorum, çok dua ediyorum ama bilemiyorum yani nasıl çözeceğiz bu işi. Benim yetmiyor herhalde gücüm gerçekten Deniz'in dediği gibi. Benim de yetmiyor. Bizim yetmiyor yani. Her yolu deniyoruz ama artık bir şekilde ya video yüklemeye korkar olduk aslında. Yani işin bir başka boyutu da bu. Şunu paylaşacağız da acaba bir şey olur mu? Bunu yapacağız ama bir şey olur mu? Ben drone'u şu an kaldırmaya korkuyorum. Bir de mesela. Ya bir de şey var. Hani çok büyük bir izlenme oranlarımız bir milyonluk bir kanalda değiliz yani. Yani şu an böyleyse bilmiyorum. Biz bu bilmiyorum insanın hani yıldızı düşükse o yükselir mi veya güçlenir mi? Ya bir kalkan oluşur mu gerçekten? Bir araştırmak lazım bilmiyorum. Vallahi çok kafa yoruyorum bu aralar böyle şeylere. Çünkü çok bunu aldım. O yüzden anlamlandırmaya çalışıyorum yaşadığımız bu üst üste aksiliklere bir anlam bulmaya çalışıyorum. Yani eğer mesajı bulursam hayat bana ne anlatmaya çalışıyor, bize ne anlatmaya çalışıyor onu bulursak belki bir doğru yol çizebiliriz. Ya da işte şey mi acaba bu başımıza gelen olaylar bir mesaj, biz bu mesajı mı algılamıyoruz? İşte onu demeye çalışıyorum. Algılamadığımız için böyle üst üste mi geliyor? Allah sonumuzu hayretsin diyelim amin gene. Yani. İnşallah hep cana geleceğine mala gelsin. Sonuçta yani Allah korusun şimdi o televizyon Mia'nın üstüne devrildi. Zaten Mia'ya en ufacık bir şey olsaydı o televizyonu gözümüz görmezdi bile. Yani kırıldığını büyük ihtimal fark etmezdik bile. Öyle bir şey yaşamadığımız için biz gene Allah'a şükrediyoruz değil mi? Tabii çok şükür canım yani. Ya onlara bir bunlar şey olmasın da. Bunlar mühim şeyler değil. Mühim şeyler değil tabii ki ama yani zaten sıkıntılı bir süreçte olduğumuz için üst üste geldiği için o enerji bizi düşürüyor i̇şte yoruyor, yani. Evet. Yoruyor. Yoksa bir şey değil televizyon olmasa ne olacak? Televizyon olmasa da olur bir şey. Çünkü dediğim gibi hani bilgisayarda ben gerçekten çok çok üzülmüştüm. Çünkü işimiz. Evet işimizdi yani o. Hani onu kaybetmek bu o çok keyif. Başka bir şey. Hani televizyon olsa da olur olmasa da olur bir şekilde. Hani idare edilmeyecek bir şey değil. Ki şey bu arada bu elektroniklerle ilgili sorun yaşıyoruz derken mesela çok uzun süre bulaşık tabii makinamız de. Yoktu. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Evet. Çamaşır makinesi yine çalışıyor. Şöyle kör topağla o Deniz'in bekarlığından kalma. Yani o eskidiği için olabilir okey. Ama bulaşık makinesi mesela evlendikten sonra aldığımız bir şey. Yani İki daha, senelik daha. Tabii garantisi bitmemiş yani makinenin. O da sıkıntı çıkarttı. Belki iki ay falan elde bulaşık yıkadık. İki çocuk bir de hani günlük işler zaten bitmiyor. Tabii hani şunu diyebilirsiniz. Ya öf sıkıldık artık böyle dert falan söylüyorsunuz ama. Sıkıldık vallahi. Biz hem sıkıldık hem de on oluyorsa belki bir tanesini söylüyoruz aslında. Mesela şu an Filiz bulaşık makinesini de söylemiş oldu. Bunun gibi ufak ufak aslında çok daha fazla şey var. Oluyor ya çok oluyor. Biz artık içinden en çıkamadığımız şeyleri paylaşıyoruz. Artık böyle oluyor. Bir tane daha oluyor. Bardak taşıyor. Bardak taştığı zaman sizle paylaşıyoruz. Ya işte bir doluluk oluyor diye. Şu 220 videomu ne paylaşmışız? Bu 220 videoda hani bu tarz dertleştiğimiz 5 ya da 6 video. Yani. Baktığınızda çok da değil. Ama hepsi de biraz sona denk geldi. Evet. Üst üste şey çok var. Geldi dediğim gibi son özellikle bir 5-6 ayda çok oldu ya. Evet. Murat Deniz'in doğumuyla o süreçte başladı bir şeyler. Evet. Yani hem bize çok şans getiren şeyler de oldu. Yani o da oldu. Ama böyle şeyler de oldu. Evet üst üste bu tip şeyler de oluyor bilmiyorum ya Allah sonumuzu ayrısın. Ne bileyim işte tütsüm yakmak lazım bir nazar onu da bir yapacağız şimdi tüm evi bir temizleyip. Vallahi düşündüm evet. Şimdi tüm evi bir temizleyip camlarına kadar silip sirkeyle falan Filiz anlattı bir şeyler. Aynen dedim ben tütsü şey, yakacağız. Komple bir detaylı temizlik yapıp sirkeyle silip etrafı birazcık. Duamızda tabii ki yaparak tütsü yakalım. Belki yani belki bir işe yarar yani artık yani ne olursa deneyeceğim deniyorum yani her şeyi. Arkadaşlar zaten son muhabbet artık çok uzadı. Evet. Sizi sıkmak da istemiyoruz ama. Bir paylaşım yaptık işte. Yine paylaştık. Dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz. Dertleştik, aynen. Diğer videolarda görüşene kadar diyelim arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.